Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Mesnevi Nuriye 69 nükte. Arkadaş, iman bütün eşya arasında hakiki bir uhuvveti ve irtibatı, ittisalı ve ittihat rabıtalarını tesis eder. Bir de okuyayım. İman, bütün eşya arasında hakiki bir uhuvveti, hakiki bir uhuvvet. Yani eşyanın bize bakan yönünü bilirsen, sana bakan yönüyle vardır. Yoksa artık senin için hiçbir mana ifade etmediği için yok gibidir. Hiçbir alaka duymasın. Varlığından bile haberdar değilsin. Mesela gökteki Jüpiter olsa ne olur, olmasa ne olur gibi olur. Şimdi sen yemediğin bir balık denizde olsa ne olur, olmasa ne olur. Yani gündelik hayatında seni alakadar etmiyor. Ama iman olduğu zaman bütün kainatta bir alışverişin oluyor. Nasıl oluyor? Ruh bütün kainatın hulasası olduğu için varlığın insaniyet itibariyle insanı kainatla alakadar etmiş. Değil dünyadaki mevcudatla, ahirette de alakadar etmiş. Diyebilir mi bir tanesi? Vallahi kabir konuşuyorsunuz ama kabir benimle alakası yok. Yani bu kabir meselesi benimle hiç alakası yok. Diyebilir miyiz? Denilemez. Yani çünkü herkesin meselesi. Herkes gidecek ister istemez. Mesela ihtiyarlık, yaşlılık, dert, musibet herkesi alakadar ediyor. Bu çözülmesi lazım. Yani önümüzdeki şu korkunç hadiseler, hendekler var oldukça yaşlanıyoruz. Bir üzüm tanesi yesek 10 tane tokat diyoruz. Dünya hadiseleri öyle. Bir gülsek 10 defa ağlıyoruz. Kabir var. Kabir var yani. Bu izah edilmesi lazım. Çözülmesi lazım kafamızda bu. Yani saklanmayla, unutmayla yok olmuyor. Bir şeylerin arkasına gizlenerek, hatıra getirmemekle, bu tür yerlere gitmemekle mümkün değil. Kaçamıyoruz. Bu çözülmesi lazım. Bunu da ancak iman çözüyor. İman bir nurdur. Böyle bir sihir gibi bir şey yani. Gönderdiğin zaman lazer gibi orayı aydınlatıyor. Oraya ayan ediyor. Seninle alakasını şey yapıyor, çözüyor. Küfür ise burudet gibi. Burudet soğuk. Eşyayı birbirinden ayırır. Bütün eşyayı birbirinden ayrı gösterir. Birbirine ecnebi nazarıyla baktırır. Küfür. Niye böyle muhabbet etsin ki mevcudata? Yani çünkü muhabbete sebebiyet olan, ayna kaynak olan iman yok. Yani Allah yok. İman yani Allah. Allahsız kainata bakmak yani. Var ama iman küfür örtüyor yani. Küfür onu örtüyor. Yani iman varlığının sana bir şeyi yok pek. Ancak istepne lastik gibi kullanıyorsun. Lastiğin patladığı zaman istepne lastik nerede falan ihtiyaç duyuyorsun ya. Lastik patlamayınca ihtiyaç duymuyorsun. Allah'a da dini de cenazen olduğu zaman, annen baban öldüğü zaman anlıyorsun. Ha demek ya ah, Allah'lı var ya, Allah Allah ya ne yapalım falan. O zaman yani bir başına musibet geldiği zaman din oluyor. Yani nereye kadar ama? Ne kadar gafletle? Çünkü peki giden ne oluyor? Gidenin sesi yok, feryadı yok. Gidenlerin bir feryadını dinlesek acaba böyle rahat oturabilir miyiz? Yani bu köyden tarih boyu kaç bin kişi gitmiş. Hepsinin şu anda vaziyeti bize gösterilse şu nesil böyle durabilir mi? Adam nezidir abi cami. Yani caminin de adamlar ezilir diyor. Camiye girerken. Çok acayip ya.
Dişiniz ağrıdığı zaman bütün her şeyiniz yok oluyor. Arabanız, paranız, tarlanız. Yani ya dişim ağrıyor ama tarlam var. Yani önemli değil bu ağrı diyor muyuz? Canı sanki ağrıdığı andır. Hiçbir şey hatırlamıyoruz. Saltanatını vermiş abi padişaha. Değil mi? Tuvalete. Boşaltma sibobu kapandı. Ne yapacaksın tuvalette? Sibop kapandı. Ya bu seyahat eden var ya böyle şeyler arası otobüste, yabancı otobüste yani yolcu otobüs. Kalktı, 2 saat sonra ancak mola verir. 15-20 dakika sonra tuvalet, ya bu şey değil ki, ya bu akıl işi değil ki, pat diye geldi. Tuvalet ihtiyacın geldi. Yani 15-20 dakika önce kalktı. Nasıl gideceksin şimdi şoföre dur diye? Otobana girmiş. Tut da bakalım şey, o tuvalet neymiş? O hep tuvalet hesap ediyorsun araba giderken. Yani ne nimetmiş o zaman anlıyorsun. Niye bu misali veriyorsun? Başıma neler gelmiş bu seyahatlarda. Ne nimetmiş. Nimet de anlamıyoruz. Küfür burudet gibi, soğuk gibi bütün eşya birbirinden ayrı gösterir. Ve birbirine ecnebi nazarıyla baktırır. Yani birbirini tamamlayan bir bütünlük değil, mozaik gibi değil. Yani Avrupa'dakiler de insan, sen de insansın. Yani gittin ne lisanını anlıyorsun, ne kültürü sana uyuyor, ne ideolojisi, ne davası, ne konuşma, hiçbir şeysi, ne yedi içti. Zahirde bir insan görünüyor, ecnebi gibi birbirine karşı değil mi? Soğuk. Varmış da yokmuş, yani ne farkı var yani? Bunun içindir ki müminin ruhunda adavet, kin, vahşet yoktur. Müminin ruhunda kızmak vardır. Ama kin, vahşet, adavet yok. Yani neresine var? İşte o anidir, fanidir. İşte dimağla alakalı. Ama kalbinde daimi bir adavet, kin ve vahşet yok. O vahşet demek şu, iç çöküntülü, yetimsizlikten, olayları çözümleyememekten, içsel yapıda bir çöküntünün adı vahşettir. Yoksa birisine zulmetmek vahşet değil. Kin de öyle. Zaten üstad diyor, bu halden tevahhuş ettim diyor. Yani bir şey düşünüyor, o hal ona vahşet. Evet, insanın haline baktım diyor. 15. şuada geçiyor o. İnsanın haline baktım diyor. Allah'ın nuru sematı falan. Ayetin tefsiri derken. İnsanın kalemine baktım. Ne kadar acayip tevahuş ettim diyor. Yani bu adavet, kin, vahşet dışarıya değil. İçsel yapı. İç mesela bir dinamikler, iç özellikler birbirine düşman değiller. Mesela bu aklı kalbi başka bir şey istiyor. Aklı başka şeyin peşinde. Mesela aklı zahirle meşgul veya aldat onu, tam bir fırsat, değerlendir şunu, bir de eline geçmez. Derken kalbi beka istiyor, evet istiyor. Vicdansızlığı yapmanı istemiyor. Öyle birbirine bir adavet yok. Yani Müslüman ne kadar adavet, kin ve vahşeti, yani iç alemindeki aklı, üçü yani, akıl, kalp, fiili, ne kadar bütün olursa o kadar rahat ediyor. İstikamet, evet. Biraz göz arpacık gibi. He. Gel, göz, arp. Gez, göz, arpacık. Hani evet. Ateş ederken hedefe, arpacık o baktığın yer, işte gez de onun, o baktığın yerle onun birleştiği yer, göz de o üçünün berabere işte hedef oluyor. İşte bu üç akıl, kalp ve eylem bütünlüğü de hedef oluyor Müslümanlar. Evet. Müminin ruhunda diyor, adavet, kin, vahşet yoktur. En büyük bir düşmanıyla bir nevi kardeşliği vardır. Kafirin ruhunda hırs, adavet olduğu gibi nefsini iltizam ve nefsine itimadı vardır.
Bu sıra binaendir ki dünya hayatında bazen galebe kafirde olur. Çünkü kafir sermayesini kalitesize yükleyince kalitesizi çok alır. Mesela diyelim ki iki insan düşünelim. 100 milyon paraları var sermaye. Birisi 100 milyonla altın alıyor, birisi cam alıyor. Hangisi daha fazla alır? Cam alan daha fazla alır. Kilo daha fazladır. Camı altına göre daha fazla. Kafir de verilen sermaye, ömür sermaye, ruh, akıl, kalp, istidatlarını fani olan dünyaya veriyor. Müslüman ise ahirete veriyor daha çok. Dünyalık pek o kadar nimetler elinde olmuyor. Yani sermayesini kaliteye yüklemiş. Çok güzel söyledi. Neydi? Kalite tesadüfi değildir demiştin değil mi? Tercihtir. Bak, kalite tesadüfi değil, tercihtir. Hakikaten öyle insan. İnsan kalitelidir. Kalite diyor tesadüf değildir, tercihtir. Hakikaten tercihtir. Bu sıra binaendir ki dünya hayatında bazen galebe kafirlerde olur ve keza kafir dünyada hasenatının mükafatını fil cümle görür, mümin ise seyyiatın cezasını görür. Yani dünya sicnül mümin ve cennetül kafir. Dünya müminin cehennemi, kafirin cenneti. Ama bu bizim bildiğimiz azap manasında değil. Müslüman ahirete, cennete gidecek inşallah. Cennete göre dünya ne kadar kaliteli olursa olsun cehennem gibidir. Onun için Müslümanın cehennemi derken sıkıntı çekiyor manasında değil. Gidecek olduğu cennete göre dünya hakikaten cehennem gibidir. Kafirin dünyası cennettir. Çünkü gidecek olduğu cehennemdir. Cehenneme göre dünya cennet gibidir. Dolayısıyla kafir dünyada yaptığı çalışmaların, laboratuvar çalışmaları, ekonomi çalışması vesaire hepsinin dünyada görüyor mükafatını. Dolayısıyla Müslüman'dan fazla muvaffakiyet oluyor dünyada. Zaten gayesi dünyaydı. Evet. Yani bütün sermayesini yüklüyor o şeye. Mesela adam mesaiye kalıyor. Namaz kılmıyor. Ondan sonra 10 tane gömlek dikeceği yerde 12 tane dikiyor. Ha bereket bulur bulmaz bu ayrı mesele. Peki bu sermayeyle cam alırsan altın alanlara göre daha fazla alırsın. Cam daha fazla olur. Bunun için dünya kafire cennet, yani ahirete nispeten mümine cehennemdir. Yani saadet ebediyesine nispeten cehennemdir. Yoksa dünyada dahi mümin 100 derece ziyade mesuttur denilmiştir. Mesela yoksa manen Müslüman kafirden daha mesuttur. Niye? Ana adamın arabası var. Buradan Çatalca'ya arabayla gidiyor. Ötekisi yaya gidiyor, atla gidiyor. Ama ruhunda cennet var. Ona ait bir örnek vereyim. Sizde daha çok vardır da ben şu anda hatırıma gelen. Derse gidiyorum Ümraniye'ye. Arabayla Mecidiyeköy'den oradan verildim. Boğaz Köprüsü'ne, birinci köprüye doğru aşağı doğru iniyor. Ama dur kalk trafik. Dur kalk, dur kalk, dur kalk. Gram gram tabii malum. Bir jipe denk geldim. Taksideyim ben, ben kullanıyorum. Böyle, böyle bakıyorum jip. Baktım hiç ses yok, gavur müziği çalıyor. Yani dur kalk ya neyse bitişiyiz yani. Sıra hareket edeceğiz, birle gideceğiz o kadar. Efendim kadın erkek oturuyorlar. Hiçbirisinden sohbet yok. Müzik çalıyor. Otur suratlar asık böyle. Hiç ses yok. Müzik çalıyor. Tabii trafik sağa atalım, şey yapalım, çabuk gidelim diye şeriti değiştiriyorsun tabii ister istemez. Şuna gideyim, buna gideyim, tamam mı? Burada acaba bu taraf fazla akıyor. Derken ondan dolayı mı, benden dolayı mı ne? Değişti. Yanımızdaki araba her an değişiyor tabii. Bir kartala denk geldi. Kartal.
Hiç unutmuyorum. Kartal arkasında çocuk dolu. 3-4 tane vardır. Arka koltukta kaç tane bilmiyorum insan olduğunu ama ön koltukta şoförden hariç 2 kişi oturuyor. Ana baba günü araba. Kıyamet kopuyor. O ona şey yapıyor falan. Bu ne yapıyor? Bir şey duydum. Anne su ta önden su atıyor. Şey, pet. Bagaja atıyor. Yani bir şenlik var ya. Bunda bir şenlik yok. Yani o da Müslüman ama ne kadar böyle iç içe yaşarsak. Şimdi niçin söyledim? Jip'te, Kartal'da ha ha ha. Yani şunu demek istiyorum. Madde illa mutluluğun sebebi değildir. Vesilelerinden bir tanesidir. Hatta bu asırda madde insanın başına bela en fazla o sardı. Parası olduğu için içki içiyor. Parası olduğu için bilmem ne yapıyor. Parası olduğu için buradan binip İstanbul'da eğlenmeye gidiyor. Yani buradan ta oraya Karacaköy'de eskide zor giderdi adam. Ne kadar sefi dayı olsa parası yoktu. Demek ki Müslüman zahirde imkanı azdır ama yaşar. Fakat ruhen bela ve musibetleri yorumlayacak bir kaynak, bir kantar olduğunda rahatlıyor. Mesela kanser oldu. Hadi bakalım neyle teselli bulacaksın? Kanser oldun da kafan, düşüncen kanser olmadı ya. Veya yüksek tansiyon oldun. Kalp krizi geçirdin böyle ritim. Peki düşünce ikide bir sana ölüm hatırlatmıyor mu? Neyle teselli bulacaksın? Ya kanserim ama garajda Mercedes var ya. Olsa önemli değil. Niye? Ne olacak o Mercedes? Ya hangi kuyuya girdimse Mercedes'te çıktım. Kabir kuyusundan çıkarım gibi geliyor bana. Diyebilir misin? Yani o olayları yorumlayacak bir kaynağın var. Küfürle neyi yorumlayacaksın? Nasıl yorumlayacaksın? Çıldırır ya. Aklın çalıştıkça. Acayip bir şey ya. Şeyi anlatıyorlar. Bir abi, Celal abimi ne anlatıyorlar. Yakında vefat etti ya bir iki hafta önce. Doktor tebliğ etmiş. Yanındakiler demiş ki nasıl tebliğ edelim ya kanser olduğunu falan. Hem de kan kanseri her tarafa yayılmış. Demiş ki doktor bey sen ona şey yap demiş. O hamledebilecek, tahammül edebilecek seviyesi var. O onu der ya. Yani kaldırır. Tebliğ ettikleri zaman kansersin. Doktora şunu demiş. Desene doktor bey, davetiye geldi. Ondan sonra ya ben üzülmüyor dedi. Ben çok üzüldüm dedi doktor. Yo üzülmeye gerek yok dedi ya. Sahibi ne yaparsa yapar dedi ya. Mal oğlum. Ben emaneten kullanıyordum. Uzun kısalığına bakır. Bakar. Ben doğru kullandım, kullanmadım. Bana onu soracak diyor. Mal durmasının uzamasıyla benimle alakası yok dedi. Anlamam. Sanki kanser doktor. İmam adam. Adama bak yani değil mi? Ya bunun bu diyor cesedin burada fazla durup durmaması benimle alakası yok diyor. Mal sahibi istediğini yapar. Ben kullanıyordum burada diyor emanet. At gibi kullanıyordum. Demek ki inmek zamanı geldi dedi. Ben de evime giderim dedi ya. Arkadaşlar haşa, haşa. Bir şey anlatmak için söyleyeceğim. Haşa. Ahiret olmasa bile dinin tesellisi insanı dünyada işine yarıyor. Değil mi? Mesela kanser olsa geçmiş günahlarına kefarettir. Çaresi bulunmayan hastalıklar şehidi manevidir. Tamam mı? Nice seni günahlardan şu temizleyecek gibi. Kabir ise son değil. Tam tersine sonsuzun başlangıcı. Düşünebiliyor musun bak? Farka bak. Kabir son değil. Sonsuzun başlangıcı. Ondan sonra ben daha güzel bir hayat bekliyor. Yani yaşadığım hayat bir çekirdek ağaç olmaya gidiyor. Şimdiye kadar çalıştım ben. Hasılatı toplamaya gidiyor. En azından değil mi böyle arkadaşlar? Yani haşa, haşa, haşa ahiret olmasa bile ahiret inancı, Allah inancı insanı dünyadaki o musibetlerden koruyor. Paratoner gibi yapıyor. Ve tersini düşün. Lösemi kanseri oldun dediler. Ki öyleydi.
Ya öyle mi ya? Hakikaten ya, nereden olduk, nasıl oldu ya? Yapma ya doktor bey, kaçım. Yani keşke, 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 keşke bataklık oldu. Ölmeden önce öldüm. Vaflanacaksın deyip, Allah yok, ahiret yok aleminde. Neyle izah edeceksin? Neyle çözeceksin şimdi? Şimdi Allah ile de aran iyi olsa, şey yapsan, iyi değildi. Kanser oldun, doktor devredi, ya ne yapalım ya Rabbi falan. Ondan sonra da vicdanın diyor ki lan sahtekar. Ondan sonra da pek işe yaramıyor yani. Yarıyor da işte öyle. Kalitesiz bir nedamet. Kalitesiz bir yakarış. Kalitesiz, metozeri bir geri dönüş. Adam gibi metozeri olmadan dön ya. Hani metozeri olmadan adam gibi dön. Şimdi mesela size diyecekler ki, niye derse gittiniz? İrademi kullandım. Aramızda bir tanesi kanser olsa, doktor 3 ay verse, niye gittin? Ağlayayım, ölümden korkuyordum, belki orada ölürüm diye gittim. Metozori geldin. Dayattı sana. Şimdi öyle mi? Yok. Ama ne işine yarayacak? Kabiri girince, ömrünü nerede geçirdin? Şu saatten, şu saatte Allah'a sattın. Hekimoğlu İsmail abi, bizde 10 sene beraberdi. Fındıkzade'de. 80'den 92'ye kadar. Haftada 2-3 gün gelirdi Rüştü abiye. Ben onların şoförlüğünü yapardım gençliğinde. Akşam gideceği zaman dersten sonra, Rüştü abi de mutaladan sonra, evine götürürdüm arabayla. Giderken, bak dershaneye girdi. Dershanede çalışmalarını yaptı. Hiç gençlik kafama kaldı onun sözü. Arabaya bindi, dershaneden çıktık, gidiyoruz trafikte. Hiç orada demiyor. Tam arabadan indi, evine gidecek, dur. Hasan'cım dedi, buyur abi. 2,5 saati Allah'a sattık. Abi dershaneden çıktınca demen lazım. Hayır, evime girene kadar Allah'a aitti. Bundan sonra bana ait. Ben Allah'a buradan, evden dedim ki ya Rab, senin için çıkıyor. Ta nereden başladımsa, siz nerede karar verdiniz dershaneye gideceğiz sohbeti? Aynı noktaya gidene kadar Allah'a satıyorsunuz ömrünüzü. Şimdi Allah'a satılmıştır. Bu böyledir. Dinde böyle geçiyor. Adımınıza ne verilecek bilemiyoruz artık. Metozori mi geldin? Olsa bile onun bir şeyi var. Sebabı var. Ama bu işin şu anda raconu kalite var şu anda. İradenle geldin. Kanser olan var mı? Yok. Metozori yani tansiyonun falan, yüksek tansiyon, kalp krizinden falan, korkudan yok. Adam gibi gelmişsin. Adam. Adam gibi muamele göreceksin. Okşamıyorum kardeşim. Bu böyle. Adam gibi, adam. Adam gibi tercih yapanla adam gibi muamele görür. Bu da kanundur ya. Ve keza iman insan ebediyete, cennete layık bir cevhere kalbeder. Küfür ise ruhu, kalbi söndürür, zulmetler içini bırakır. Neyle izah edeceksin? İman yok. Ya arkadaşlar, bu ömrü neyle izah edeceksin? İhtiyarla neyle izah edeceksin? Kabiri neyle izah edeceksin? Mikropları neyle izah edeceksin? Canın istiyor, ebed istiyor, sonsuzluk diyor. Ya hiçbir tane isteğinin bir tanesi mi burada olmaz ya? Bir anda her yerde olmak istiyorsun, yok. Sonsuzluk istiyorsun, yok. Hastalık istemiyorsun, yok. İhtiyarlık istemiyorsun, yok. Her dediğin olmasını istiyorsun, yok. Hangi şeyimiz oldu ki? Olmaz ki, böyle bir şey yok ki. Doymak istemiyorum, ama yiyemiyorum. Şey dedim ki, Murat vardı ya, Nutella Murat. doğum gününde ona Almanlar şey hediye etmiş. 5 kilo Nutella şeyi. Doğum gününde hediye edilmiş böyle bir adam. Dedim ki, Hollanda'da bulmuşlar, Almanya'da bulamamışlar 5 kilo. 5 kilolu, evet. İnternetten Nutella'yı 5 kilo bulmuşlar. Düğün hediyesi, fabrika hediye etmiş. Mühendis, kimya mühendisi. Nutella mı? Diyorum ki, Murat, bak sofrada bizzat ben. Bak şimdi. Sağ elin kaşık yiyor, söylen ekmek. Murat, onu bırak. Yani elin, bununla ye, solla yeme. Abi diyorsun ki bir elle ye. He dedi. He dedim. Abi vallahi iki el yetmiyor dedi ya. İlk defa duydum. Vallahi abi şey değil mi sana? İki tane ağız olsa alt üst dedi. Veya yan yana. Dört elli olsa dedi. Bir de dedi, çok isterdim ama olmaz burada. Ne dedim? Yani bu aşağıya gitmese de dedi doyma. Ha böyle bir boşluğa gitse diyor. Bir baktım ki şaka mı diyor. Gülmek için, güldürmek için mi? Baktım ki ciddi. Yani altı olmasa diyor yani doyma. Doyma ise olmaması için buradan
hortumu şeye Haliç'e bıraksa devamlı yiyor. Haliç de dolar abi. Burada yok yani. Yok değil mi? Şişman mı abi Hasan o? Yok, hareketli de değil. Bak ne diyor? Abi diyor yani tek elle mi yiyeyim he? Abi vallahi iki el yetmiyor dedi. Ben keşke dört elim olsa diyorum, sen ikiyi teke düşürüyorsun. Yani baktım ki samimi ciddi. Allah Allah. Acayip ya. Yetiştiremiyorum diyor. Şimdi yani bir şey anlatmak için söylüyorum. Gel bu adama cennet layık değil mi ya? E bu adam ve bunun cenneti geçsin. Bir bunun yemesine zevk alırsın ya. Ya konuşuyoruz. Tamam abi tamam. Lan kafayı bir kaldır lan. Kafayı kaldır. Abi işim var diye ya. Baktım ciddi ya. Yani hakikaten bu böyle tiplere veya başka şey isteyene yani fıtratımıza bakınca cennet adamıyız ya. Biz Laz demiş. Ya Rab bilirsin dedi ben cehennemde yapamam. Ben cehennemde yapamam. Doğru söylüyor vallahi. Vallahi doğru söylüyor. Hakikaten biz de yapamayız da. Ha arkadaşlar. Olur mu usta? Ne? Hakikaten cehennemde yapamam. İnsan fıtratı layık cennete ya. Değil mi? Ne güzel olur değil mi ya? İsteyene verilecektir diyor abi. Allah Allah. Ayette değil mi? İsa Aleyhisselam'ın ayeti. Bak, isteyene verilecektir. Kim bunlar? Verilene verilecektir. İkinci ayet. Unutmayın, bir daha söylüyorum. Korkunç bir şey bu ayet. İsteyene verilecektir. İstiyor musun dünyada böyle bir şey? Ha, sürpriz olmasın diye ahiret sana verilince sürpriz değil. Zaten ben dünyada bunu istiyordum. Ha, peki kime veriliyor bu? Kime verilecek orada? Bu dünyada kime verilmişse ona verilecek diyor. Verilene verilecektir. Ne demek verilene? Fethuli fi ibadi ve fethuli cenneti. Dünyada manevi cenneti girenler Allah'ın nurani cennetine girecek. Zaten abi bura farklı bir yer değil ki oradan. Değil. Beni oralara şimdi sokma. Burada bir yönüyle yaşam, orada başka bir yönüyle yaşam. Farklı bir şey yaşamıyor. Evet. Aynı hakikatin suyun buzu var, buharı var, karı var, dolusu var, enerjisi var, esiri var. Buzdur, sudur, haşikyo, enerji, esir, madde, hayat. Yani aynı hakikatin varlık sürecinin mertebesi, en kesifi buz. Ama arkada da su var. İşte varlık süreci en kesifi dünya. Ama arkası cennet. Kutuplarda su. Ben susadım, bana su, kimyacı H2O, kimya ötesi... Fizikçilere, enerji. Fizikçilere, enerji. Enerji. Fiziğin de arkasındaki şeyleri araştırana esir, madde, hayat. Mesela peygambere göre madde, hayat. Aynı hayat. Aynı hayat. Şeye göre, Cebrail'e göre madde, hayat. Peygambere göre aynı hayat. Cenab-ı Hakk'a göre de hakikat işte yani. En son. En son, esma. Esma. Yani bir ahiretten kopuk olamaz. Bu sudan kopuk olur mu? Bu suyun nesidir? Sıfatıdır. Dünya ahiretin sıfatıdır ya. Buzdan suyu söküp atamazsınız. Dünyadan ahireti söküp atamazsınız. Su buzun neresindedir? Ahiret dünyanın orasındadır. Ama buz olarak gözükür. Kör olası cehalet ömründe hiç su görmemiş. Hep buzu görene, bak buzdur ama buz diye kafayı takma, bu sudur desek nasıl ispat edecektik? Zor değil mi? Görmediğime inanmam diyor. Buzda yaşıyor ama. Ya sudur, boş ver ya sen şimdi bunu. Mayidir, bilmem nedir, herkes içince şey olur. Ya ne diyorsun kardeşim sen? Ne mayisi ya? Üzerine bina yapmış. Buzun üzerine bina yapmış, araba sürüyorlar gölde. Ya bu mayidir kardeşim, cıvıktır falan, tam rengi mengi yoktur. Buzun rengi var. Nasıl anlatacaksın? Dünya buzdur. Buzda bulunan su da dünyada bulunan ahiret gibidir işte. Erittim bitti. O erimeye ölü diyoruz. Ben sana söyleyeyim. Buz öldü. Ne oldu? Ne demektir? Eridi yani. Eridi demektir ya. Bizim Karadeniz derlerdi. Ya ne oldu? Dağda buzlar öldü.
Yani kalktı diyor. Ne oldu? Suya dönüştü demektir. Mesela başka. Karanlık yok oldu. Öldü. Karanlık öldü. Aydınlık oldu demektir ya. Bir şey ölmesi başka şeyin şekilde dirilmesi demektir. Ölmesi. Çekirdek çürüdü. Ne demektir? Ağaç oldu demektir. Çekirdeği çürütme de bana ağacı çıkartır. Nasıl olacak bu iş? Çekirdek çürüdü demektir. Ağaç oldu. Ağaç demek çekirdek çürüdü demektir. E sen de çürüyeceksin ki ruhun çıksın. Çekirdekteki program neyse cesetteki program. Yani ruh öyledir. Yani nerede şimdi bu çekirdeğin neresinde ruh varsa bedenin orasında ruh vardır. Yani çekirdeğin içinde program var. Neresinde? Odunun neresinde nur var? Odun düşünün. Odun içinde nur yok mu? Odun. Neresinde var? Çekişte, yarın. Göremezsiniz. İçi karanlık. Ya kardeşim, burası değil ki. Hep burada doğduk, büyüdük. Burayı bir yerle kıyas edemediğimizden dolayı burayı bilmiyoruz. Burası neresi? Bir tane söyle demiş. Burası mı orası, orası mı burası, karıştırıyorum demiş. Küfür ise ruhu kalbi söndürür, zulmetler içini bırakır. Ya nasıl sormuşlardı bana ya? Dedi ki, Hollanda'da. O Fransa'da gelenler. Ya hocam hususu konuşabilir miyiz dedi. O Akgündüz'ün, Profesör Akgündüz'ün üniversitesine çıkıyorum. Üçüncü kata konferans salonuna merdivenin başında bekliyor üç kişi. Fransa'dan gelmiş soru soracak. Neyse o sorudan bittikten sonra iki tanesine dedi ki arkadaşlar dedi biz yalnız bırakır mısın? Hasan abi hususu bir şey soracağım. Beni o asansör tarafına götürdü. Dedi ki hocam özel bir şey soracağım. Özel ama bak size getiriyorum. Dedi ki ya hocam dedi bağışla dedi ama kusura bakma. Tamam. Ya dedi şimdi sen dedi ne olur samimiyetine inanıyorum. Bana net söyle. Şimdi ölüm deyince korkmuyor musun dedi. Allah Allah. Nerede okumuştuk o dersi? Ölüme muştakane bekliyorum diyor ustad. Ölüme muştakım diyor. Muştak. Nerede okuduk ya geçen derste? Muştak. Ha vasiyetnamede. Emir Dağı'nda. Ya 216'da, 2. Emir Dağı'nda ya 200'de. Ölüme muştakım diyor muştak. Muştak. Bitirmem. Muştakım. Yani iştiyakla bekliyorum. Ölümü diyor iştiyakla, hevesle bekliyorum ne zaman gelecek diye. Yani acıktık yemek bekliyoruz ya biz onun gibi bekliyoruz. Acayip bir şey ya. Vasiyetnamede. Yani baktım ki diyor benim vazifemi yapacak talebelerim var. Ölüme muştakım diyor. İştiyakla bekliyorum. Peki benim samimiyetime inanıyor musun? He dedi. Korkmuyorum dedi. Haf ediyorum ama korkmuyorum. Abi ne farkı var? Korku aklidir, haf kalbidir. Bana lezzetli bir keyif veriyor. Yani korkuyla karışık bir lezzet var. Çünkü sebebi ne abi dedi. Yani anladım dersin. Ben Allah'a itimat etmiş. Ben Allah'a suizan etmemiş. Benim inandığım, Allah'a inandığım gibi bana muamele etmeyecek. Nasıl edecek? Daha iyi edecek. İnandığım gibi de muamele etmeyeceğine inanıyorum. Ya Rab sana böyle itimat ediyorum ama gene bana böyle olmayacaksın. Vallahi böyle inanıyorum. Çünkü biz mahluk olduğumuz için onu tam anlamıyla anlayamıyorum. Anlayamıyorum ki. Yalnız bana Allah'lığın hatırı, hakikati neyse öyle muamele edeceksin de öyle inan. Allah Resulü ölmeden önce demiş yani. Hiç ölmeden önce ümmetime diyor, siz bunu nakledin diyor. Umulur ki sizden duyanlar belki sizden daha hayırlı olur. Son sözü hatırladığım kadarıyla, son günlerdeki sözü mü? Son sözü öyle bir şey.
Okudum ben, merak ettim Allah Resulü'nün son şeyleri neydi diye. Aleyhissalatü vesselamın. Diyor ki, ey ashabım, ey ümmetim, Allah'a nihayetsiz hüsnü zan etmeden ölmeyin. Allah hakkında zanda bulunma. Ya Allah beni şöyle yapacak. Yok kardeşim ya. Allah tövbe yani. Bizim gibi zannetme ya. Kaliteli tövbe yani. Allah, Allah'tır ya. Ben cezalandırıcı değil. Ya şöyle değil ya. Yani öyle inanın. Ha peki ona niçin oradan açıldı? Kardeşim ne olur buna itimat et ya. Allah'a niye itimat etmiyoruz? Allah'a itimadımız yok ya. Allah'a itimadımız yok. İtimat. Güveniyoruz ama itimadımız yok. Yani böyle Allah ile biraz tatmin olmamışız. Yani Allah bir hayali geliyor bize galiba. Allah bir hayal gibi bir şey geliyor. Allah'a tevekkül ettin mi? Allah acayip bir şey ya. Allah başka bir şey yani, ne bileyim. Hoşuma gidiyor Allah. Yani Allah çok hoş bir şey ya, tamam. Aynen öyle. Hoş bir şey tabii. Ne korkacağım kardeşim? Ama haf var. Haf kalbidir. Korkuyla karışık sevgi. O da günahımdan korkuyorum. Allah'ın zatından korkmuyor. Ben gene kendimden korkuyorum, pisliğimden. Suratıma vuracaklar şey benim yaptıklarım. Yapmadığım şey değil. Allah'tan niye korkacağım? Allah'tan ben zarar görmedim ki şimdiye kadar. Ne gördümse kendim de gördüm. Neyimden korkuyorum biliyor musunuz? Yaptığım günahlardan korkuyorum. E gene kendimden korkuyorum. O da gene benim. Canlı ve ruhlu işte. O dırırt bir anda var olup yok oluyoruz ya şu anda. Yaptığım günahlarla gidiyor. Karşıma çıkacak. Kim çıkacak? Ben. Yapmadığım bir şey mi koyacaklar önüme? Yaptı. Kim yaptı onu? Sen mi yaptın da bana soruyorlar? Yok. Ben yaptım bana soruyorlar. Benden korkuyorum işte. İnsan kendisinden korkar mı? Ona ölüm korkusu zannetmiş. Ne oldu öyle değil mi? Neyinde korkuyorsun? Günahlarından değil mi? O günahlar ben mi yaptım senin günahını? Ha işte o hazırlıksız dediğin şey kendinden korkuyorsun yani. Gene Allah değil yani o. Allah korkusu değil o. Ölüm korkusu da değil. Günah korkusu. Günahın kötü olduğunu korkmanla bile gösteriyorsun. Akibet virgül ikaba delildir. Günahtan korkman, günahın günah olduğunu bile korkuyla ispat ediyorsun. Rezil olduğunu söylüyorsun gene. Bak kimseden korktun yok, ölümden korktun yok. Yaptıklarının hesabından korkuyorsun. Yani günahlar korkuya inkılap etmiş, format değiştirmiş. Şeytan da bunu kullanıyor. Şeytan bunu kullanıyor. Ama ondan sonra diyor ki işte, Cenab-ı Hak bunu bildiği için sistem nasıl çalışacağını, bak şu ayeti gönderdi. Allah geldi sevme, tövbe yani tövbe. Bak bu sistemi Allah bizi affetsin de, o zaman böyle korkacak, şeytan bunu kullanacağı zaman, Allah şunu gönderdi. Kul ya ibadiyellezi esrafu ala enfusihim la taknetu min rahmetillah innallâhe yağfiru zunuben cemiyâ innehu vel gafurur rahim. Bunu gönderdi. Ey Allah'a iman edenler! Eğer nefsinizi aşarsanız kul ya ibadiyellezi esrafu yani haddiniz aşıp yani günahlara düşerseniz la taknetu min rahmetillah Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Niçin? Rahmetillah innallâhe muhakkak ki yağfiru zunuben cemiyâ. Allah bütün ne aklına geliyorsun ölmeden önceki şirk bile dahil. Ölmeden önce. Öldükten sonra şirk affedilmiyor. Ölmeden önce innallâhe muhakkak ki Allah yağfiru zunuben cemiyâ. Bütün günahları affediyor. Tövbe edersen. Niçin? İnnehu. Çünkü o huvel gafurur rahim. Allah hakikaten böyle olacak. Çok hoşuma gitti. Kitab-ı Kutsal'da pek duymuşumdur. Derslerde söyledi bu ayette. Peygamber Efendimiz bu ayet deyince dünyalar bana verildi demiş. Evet. Dünyalar bana verildi diyor. Allah'ını seversen. Kanser oldun, kabire gireceksin. Haşirde bir karış güneş inmiş.
Korkunç, herkes birbirinden kopuk, anne çocuğuna, çocuk annesine hak arar. Böyle bir ortamda bu ayeti de hatırlayacaksın. Kul ya ibadiyellezi esrafu. Allah Allah. Onu yani bu yankılanacak böyle zihnine. Bu ayet ne olduğunu o zaman anlarsın. Bunu 5 defa, 7 defa bana okutturdu. Almanya'da hasta ziyaretine gidince ondan sonra bunu okuttu. Bir daha izah et abi, izah et. Of be abi. Rezil günahlar var. Ne kadar şey veriyor, rahatlık veriyor. Bak Allah affetmeyi değil. Allah affetmeyi bize söylüyor. Allah'a affetmek yakışmıyor. Affetmez, affetmek bize yakışıyor. Allah'a ne yakışıyor? Çok affetmek. Çok affetmek yakışıyor. Affetmemek, affetmek, çok affetmek. Çok affetmek. Tabii ya. Affetmek bize, Allah bize affedin diyor. Nasıl? Vel gayze vel afinanin nasıl? Nasıldı? Yani insanlar affedin, gayzlarınızı yutun. Kastamonu'da geçen ayet. Affı bize söylüyor, affedin. Kendisine af olmaz. Çok affetmek. Efendim abi. Bütün saltanat onun. Hiçbir onun saltanatına şunu şöyle yap, bunu böyle yap diyen yok. İstese yanlış yaptın, yapmasaydın deyip de müthiş cezalandırabileceği halde. Mahkemeye veremezsin ki Allah'a. Valla böyle bir sistem koydun, kanun koydun. Allah günahda çelik yapardı. Sevap. Sevaplar gitmiyor bak. Günah affetmeyin. Yani günahınız günahınız, sevap sevap. Adalet de budur. Ama günah affedebiliyorum diyor. Böyle bir sistem çalıştırmasa günah sabit kaldı. Ola şimdi genel müdürümüz var değil mi İsmail? Yaptık rezillik, eşeklik yaptık ama benim bir Allah'ım var. Nasıl bir Allah? Tarif et bakalım. Bir tane söyle dedi. Senin Allah nasıl dedi Merve? 13 yaşındaki çocuğa Almanya'da. Senin Allah nasıl? Hasan amca, benim Allah'ım benim günahımdan daha büyük. Benim Allah'ım benim günahımı affedebilecek kadar kudret sahibidir diyor. Çocuk iyi okumuş. Allah günahından daha büyük. Allah senin günahını günahını affetmeye aciz bırakmıyor. Günahları aciz bırakmaz. Çünkü Allah'ın kudreti sonsuz. Ne var ya? Allah için senin benim günahımı kirbitle yaksa ne olur? Hiç. Lan affettim dese bir de o kadar değil. Yeter ki onu memnun et ya. Tamam bırak. Tamam bitti. Yeter ki memnun et. Heyete giriyorum tamam. Heyettekini memnun etmek için canım çıkıyor. Ya Allah niye memnun etmiyorsun? Lan ne hangi şeyi memnun etmeden sana bir şey veriyor ki dünyada? Öyle mi? Rapor alacaksın. İşe gireceksin. Ya bir gün izin alacaksın ya. Ne dille döküyoruz diyeyim? Rıza ilahi alacaksın. Cennetin daha kaliteli. Hiçbir şey dökmeden. Olur mu öyle bir şey? Ayıptır ya. Olsa bile kaliteli olmaz o. Küfür ise ruhu kalbi söndürür, zulmetler içinde bırakır. Çünkü iman kabuğunun içerisindeki lubu gösterir. Küfür ise lub ile kabuğu tefrik etmez. Cevizi tahtadan kabuğuyla yesen... Cevizi yeşil kabuğuyla yesen nasıl... Bir de cevizi yeşilini kırıyorsun. Tahtayı da kırıyorsun. İçini yiyorsun. Ha, iman böyledir. Fuzuli olan yani ahirete yaramayacak kabuk olan şu dünyayı kırıp koyuyorsun kenara. Lazım çünkü ceviz onunla geliyor. Kabukla geliyor. Yeşil kabukla geliyor. Ama küfür şuna benzetiyor. Kabukla, yeşil kabukla cevizin içindeki aynı. O sarı var ya, aynı diyor. Her şey bu diyor. Öğüt makinede ye bakalım. Yani arkası başka ahirettir, dünya kışırdır, ahiret lübüdür, bunun arkası var diyorsun adama. Ne ahiret, nerede var diyor. Ha, cevizi ömründe hiç görmemiş, gördüğüne inanıyor. Arkasına nasıl geçsin ya? Lüb, ya ne lübü kardeşim, her şey budur diyor. Fark bu işte böyle. Küfür ise diyor, lüb ile kabuğu tefrik etmez, kabuğu aynen lüb bilir. Bu budur diyor. İnsanı cevherlik derecesinden kömür derecesine indirir. İnsan nedir? Yani küfür şu.
O cevizi kabuğuyla beraber her şey budur zanneder ya. Oysa tahta da var içinde. Bir de ceviz var. Beyin. Yani ona hiç intikal etmiyor. Çünkü görmüyor ya. İnsan da şöyle diyor. Bu cesetle budur ya diyor. Serveti varsa kalitelidir. İyi adamdır. İyi adam olmasaydı Allah ona seyretmezdi. Allah ona dinlemiyor. Nasıl bir adam? Boylu postudur. Parası da var. İyi adamdır. Ve başka şey oturmaya hakkı vardır. Çünkü parası var. Hakkıdır. Çünkü güçte hak vardır. Felsefe böyle diyor. Kim güçlüyse o haklıdır. Kim güçlüyse o ayakta kalacaktır. Kim zayıftır, fakirdir, o ölmeye mahkumdur. Niye? Fakir olmasaydı. Dinde peki nedir? Dinde kim haklıysa o güçlüdür. Bağışsın insanları ve felsefede kim güçlüyse o haklıdır. Dayın varsa, paran varsa haklısın. Mahkemede her yerde haklısın. Değil mi? Afrika'daki Serengeti düzlüklerinde de o kanun geçerli abi. Kim güçlüyse o kazanıyor. Allah. Yani affedersin şeyler var ya bu öküz. Öküzler. Bufalolar şeyler. Orada da kim güçlüyse o kazanıyor. Yani hayvanlık derecesine indirmek işte bu. Gücü, hakkı güce isnat etmek, hayvanlık derecesine indirmek. Vay be. Biz insanız ya. Şimdi şurada bir yer var. Acayip bir şey ya. Bak yorumlamayı gördün. Ne acayip değil mi? Yani İslam'ın şeyine bak. Kim haklıysa o güçlüdür. Beşerin felsefesine göre, beşer dinde kopuk düşüncelerde ise kim güçlüyse o haklıdır. Çünkü güçte bir hak var diyor. Madem güçlüdür demek haklıdır. E sen cesedini sen mi tercih ettin bu gücünü? Hiçbir şey mi tercih ettin? Allah Allah. E bir de hava atıyoruz yani. Ayıp değil mi? İşte hadis-i şerifte eddinin eddünya sicnul mümin ve cennetül kafir. Mezkür hakikate dahi işaret ediyor. Yani dünyada şu mümin kısmen kusuratının cezasını gördüğü için dünya onun hakkında bir dar cezadır. Müslümanlar, Allah'ın böyle bir adaleti var. Kafir dahi olsa Allah'ın sanatıdır. Allah'ın mahlukudur. Adaletsizlik yapmaz. Allah bir suça iki yerde ceza vermiyor. Mesela onun için şeriatın kestiği parmak acımaz. Bir suç yaptın, şeriat ceza vermişse o suç bir de ahirette sorulmaz sana. Onun için ahirette Müslümanın hesabı olmasın, sorulacak bir şey kalmasın diye sıkıntılar veriliyor, dertler veriliyor ki onlar yansın. Ona ait bir tanesini söyleyeyim. Çok ilginç hatırıma geldi. Hatice-i Kübra radiyallahu anha, Peygamber aleyhisselatü vesselamın bütün çocuklarının olduğu hanım. 6 tane galiba. Çocuk ondan olmuş. Vefat anında, vefat daha etmeden Peygamber diyor ki, Ayşe validemiz orada. Tam, ya dedi, biliyor musun cennette ben Asiye ile, Meyrem ile, şunla bunla ben eşim olacak diyor. Sen de benim eşim olacaksın diyor. Böyle Hatice validemizi orada öyle bir kıskandırıyor ki kadın yanıyor yani. Ondan sonra birkaç saat işte ne zaman yani bir süre sonra vefat ediyor. Ayşe validemiz diyor ki ya Resulallah ölüm anında insana, eşine bu kadar vefa gösteriyorsun. Tesellici bir şeyler söylemen gerekirken böyle onu böyle biraz üzücü, niçin şey söyledin? Niye kıskandırdın? Ya Ayşe diyor, baktım ki onun günahı bir kısmı kalmıştı diyor lef-i mahfuza. Onu diyor kıskanma ateşi verdim ki o yanmayla o günahı da yansın diye. Menfi ibadet yani. Evet menfi ibadet. O yansın diye bir şeysi kalmasın. Yani ahirette hesap sorulacak hiçbir şeysi yok. O sorulacaktı dedi. Sıfırlamış. Acayip bir şey. Onun için Müslümanlara gelen musibetler, sıkıntılar günahını affettiriyor. Deli mi buldu diyor. He? Deli mi buldu diyor adam. Adam öyle diyor. Halbuki arka tarafını görse. Mesela şurada var. Hatler cezayı affettirir. Diyor. 71'de diyor ki çünkü hükümler hatler günah affeder. Yani
Allah bir şeye, mesela çocuk gitti, dört ayaklı gidiyor, gitti sineği, karıncayı öldürdü, parmağına bastı. Hissi şefkate muhalefet etti. Allah da onu düşürüyor, kafasını kırıyor. O yaptığı muhalefetin cezası. Kanundur yani. Her şey, ama her şey mutlaka ya dünyada ya ahirette bulacaktır seni. Yani dolayısıyla hat, hüküm verildi mi sana, hat verildi mi, ceza kondu mu? Dünyada ödedinse ahirette yoktur. Onun için denmiş ki şeriatın kestiği parmak acımaz. Niye? Günahını affettiriyor. Soruyorum sana, dünyada mı ödemek istersin, ahirette mi? Bir yerde ödeyeceksin. Keşke hiçbir yerde ödemesek ama olmuyor işte. Olmuyor yani. Burada ödedim, o da rahat edin. E tabi ya, tabi canım, bu akıllı adam öyle der. Ben orada çekeyim denilir mi ya? Burada gene bir çaresi var. Yandın, bir uyuşturucu takarsın. Böyle derdin var, bir iki arkadaşın oturup bir kahve içersin. Ya canın sıkılmış olan, bir derse gideyim ya, böyle bir çekelim. Bir sarhoş olalım. Ders sarhoştu ha. Hakikat sarhoştu. Bu ruh bunları içince bu dersleri sarhoş oluyor adam. Böyle metsup oluyor. Bana iki tane çeker gibi bana geliyor diyor. Tamam. Bir tane söyle diyor. Hanım biraz sıkıntı, stres yapınca kocası demiş ki, siteye yazmışlar da ondan biliyorum. Ya dedi, aspirin Hasan abini, hap Hasan abini atsana dedi ya, iki tane çek rahatlarsın diyor. Bizim o psikoloji dersleri var ya, aldık adam öyle diyormuş. İki tane çek demiş, iki ders çekersen sen bugün rahatlarsın demiş. Yani anladın, ruha gıda manasında. Dünyada şu mümin kısmen kusuratının cezasını gördüğü için dünya onun hakkında bir dar-ı cezadır. Dünya onların saadetli ahiretlerine nispeten bir zindan ve cehennemdir. Ve kafirler madem cehennemden çıkmayacaklar, hasenatlarının mükafatlarını kısmen dünyada gördükleri ve büyük seyyiatları tehir edildiği cihetle onların ahiretine nispeten dünya cennetleridir. Yani yaptığı bir iyilik, daha iyilik yapmış yani, kuşlara bir şey vermiş, bir buluş yaptı. İnsanlığa faydalı oldu. Ondan sonra o dünyada mükafatını alıyor. Ya şöhret oluyor. Ya para veriyor. Millet, insanlık. Allah para nasip ediyor. Villa istiyor. Ama iman etmediği için Allah'tan bir şey istemiyor ki. Allah onu versin. Bir tane söyle diyordu bana. Abi dedi, Edison cennete gidecek mi? Lan Edison bunu dert edinmedi de sen Edison'u niye dert ediniyorsun? Yani Edison'un böyle bir derdi yoktu yani. Ulan cennet yap Allah'ım. Yani adam cennet diye bir derdi dert edilmemiş, sen Edison'u dert edinmişsin. Burada namaz kılmıyor, kutuplarda nasıl namaz kılınacak diyor. Lan sana ne? Sen burada namaz kılıyor musun? Onun da izahı var da yani. Adama dedim ya, sana ne, sen kılıyor musun? Yok kemküm. Lan sana ne kutuptaki adamın namazını? Sen burada namaz kılıyor musun ya? Bermuda şeytan üçgeni. Bermuda şeytan üçgeni he. Hocam dedi, ciddi bir şey soracağım dedi. Orada mısınız? E buradayım ama dedim, telefonla sor. Yok hocam, çok mıyım dedi. Ya kardeşim sor. Ama benim için çok mıyım dedi ya. E gel dedim, de ben de zannettim olan ciddi bir şey var ya, Allah Allah. Ya arkadaşlar, işim bu olduğu için ne delilere denk geliyorum ya. Geldi, bir 3-4 kişiyle geldiler, tamam. Buyurun dedim. Ben de indim hazırlanıp falan. Bakayım ne anlatacaklar ya. Ne derdi varmış ya. Ya psikolojidir, ya itikattır, ya Allah kim yarattı, Allah var mı, gidip de geleme, bizim için de şey, bunlar basit şeyler. Hocam dedi, benim için çok önemli. Ne sonra? Bermuda şeytan üçgeni duydun mu? Duydum dedim. Amerika'nın güneyinde, tamam. Hocam dedi, biliyor musun, oradan uçak geçince çekiyor, tamam, doğru. Yakınında gemiler geçince kayboluyor, doğru. Ben onu çok korkuyorum ve merak ediyorum, Allah Allah. Bunu mu soracaksın kardeşim? Bu neydi, adı ne dedim, Bermuda şeytan üçgeni. Senin dedim düşme ihtimalin var mı oraya? Yok dedi. Zaten oranın koordinatlar verir, ne uçak giriyor ne gemi giriyor, geçiyor. Koordinat verir. Girme ihtimalin kaç dedim, sıfır. Girme ihtimalin sıfır, üçgen o da. Merak ediyorsun, girme ihtimalin %100 olan dikdörtgeni, kabri merak etmiyorsun. Dikdörtgen değil mi kabir? Üçgeni merak ediyor. Dikdörtgeni merak etmiyor. O oraya %100 gireceksin bir de. Kilometreden kaldı o. Dedi hakikaten ya. Ya insanoğlu ne acayip bir şey ya. Bu mu düşündüğünü zannediyorsunuz? Şeytan yaptı.
Şeytan yaptı adama. %100 geleceği dikdörtgeni düşünmüyor. Bak dikdörtgene bak. Mutfak. Doldur. Tuvalet. Boşalt. Yatak. Üreme. İş veya okul. Dört etmedi mi? Mutfak, tuvalet, yatak, iş. Mutfak, tuvalet, yatak, iş. Burada öl ve gömül. Ve mezarlık işte burada. Başka bir şey olması lazım. Karede yaşa dikdörtgene gömül. He? Karede yaşa dikdörtgene gömül. Acayip bir şey ya. Ben bunları neden üçgenini merak ediyorum. Yani üçgeni merak ediyor, dikdörtgene gömülüyor. Tamam da merak et de merakını sıraya koy. Merak edilecek yerlerin arasında merak olur, yeri olur mu bunun? Cehennemden kafir çıkmayacağına göre hasenatlarının, mesela o şeyi, dedim ya Edison dedim cenneti dert edindi mi? Yok dedi. Niye sen onu dert ediniyorsun? Abi durumu ne olacak peki dedi. Dedim ama düşün bir lamba tutsa böyle. Ama herkes onun tuttuğu lambadan istifade ediyor. Kendisinin menfaati var mı? İşte Edison da ampulü tuttu, herkes istifade ediyor. Kendisi ama. Kendisi görmüyor. Çünkü lambayla göreceğini görmedi. Amanın lamba tutması, amaya ne kadar faydası varsa, Edison da öyle. Çünkü adam cenneti dert edinmemiş. Sen Edison'u niye merak ediyorsun? Kendini niye merak etmiyorsun? Peki mükafatını aldı tabii, baksana adı, derste kullanıyoruz Edison. Para da aldı, villası da olmuştur, parası da olmuştur. Hasenatının mükafatlarını kısmen dünyada gördükleri ve büyük seyyiatları tehir edildi. Nasıl abi hepsini görüyor. Korkunç inkarları, günahları, namazsızlık, oruçsuzluklarının cezasını hiç görmüyor. Bu mükafat değil mi? Bir de günah, bak şimdi, yapması gerekenleri yapmamanın cezası yok. Bir de küfrün cezası yok. Bir de yaptıklarının, iyiliklerinin mükafatını görüyor. İşte cennet gibi olmuş. Dünya. Dünya niçin cennet? Gidecek olduğu ahiretteki cehenneme göre dünya cennettir. Müslüman ise yaptığının iyiliğini almıyor ahirette. Dünyada yaptığı hataların cezasını görüyor. Bak anlıyor musunuz? Müslümanın yaptığı iyiliklerin mükafatı yok. Yaptığı hataların cezası var ki temiz gitsin. Kafir ise yaptığının iyiliklerinin mükafatı burada, yaptığı kötülüklerin cezası yok. Burada. Ters değil mi? Tam tersi de çok adaletli abi. Acayip bir şey ya. Çünkü niye? Adam talep etmedi ki ya Rab ahiretini istiyorum demedi ki. Lisan haliyle, hayatını lisanıyla dedi ki ya Rab dünya istiyorum. Ya Rab bunu istiyorum. Allah da vaat etti. Kim ne isterse vereceğim dedi. Burada cezası verilmiyor. Verilmiyor. Yani, ceza yok. Burada karşılamıyor. Hayır, cezayı karşılamıyor. Karşılamıyor ki. Yani mesela adam adamı vurmuş. Bu Karacaköy'deki karakola demez ki. Bir gece tutarlar. Doğru değil mi İstanbul'a ağır cezaya? Ama iki kişi kavga etse, iki tokat bir tokat, bir daha yapmayın ha. Yani küçük cezalar, küçük karakollarda halledilir. Cinayetler ise karakola halledebilir mi? Merkeze havale ederler. Müslümanın hatası küçüktür. İki tokatta karakolda hallediliyor. Dünya karakolunda. Ama kafir inkar ettiği için günah değil. Kafirin ahiretteki durumu günahtan değil. İnkardan kafadan kaybediyor. Onun için karakol ödeyemez. Mesela burada cinayet olsa soruyorum. Bu Karacaköy'ün karakolu halledebilir mi? Mahkemesi yok ki. Ne yaparlar? İstanbul değil mi? Bakırköy Adliyesi'ne değil mi? Merkeze. Küçük hatalar. Her şeyi gönderiyor mu oraya, burası? Hayır. Hırsızlığı göndermiyor. Kavgayı göndermiyor değil mi? Bilmem ne oldu, camım kırdı falan. Basitçe. Küçük cezalar nailerde, köylerde, kasabalarda ödeniyor. Veya trafik cezasıyla ödüyorsun. Ama büyük cinayetler merkeze gönderiliyor. Kafirin ahiretteki günahı yok. Kafirin günahı falan yok. Tepeden gidiyor imansız. İman, sevap yok. Tabii canım. Yani kafirin hasenat, seyyiatı tartılmıyor. Öyle bir şey yok haşir meydanında. Bir daha söylüyorum, ezberde söylemiyorum. Kafirin iyilik, kötülük diye tartı, böyle bir tartısı yok. İyiliği yok ki. Kafadan gitmiş. Küfür bitti. Küfür. Böyle dalin amin.
İyilik kötülük denen bir şey yok. İyiliğini burada aldı zat. Kötülüğün de haddi belli. Yani işlediği hataların, işte namaz kılmaman, oruç tutmaman, içki içmenin cezası sonsuz değil. Ondan sonsuz kalmıyor. Kafadan imansızlıkla gidiyor. Oradan kaybediyor. Bak, hiçbir kötülüğünün cezasını görmüyor. Ama hiçbir iyiliğinin de karşılıksız dünyada kalmıyor, veriyor. İki tane kar. Hiçbir kötülüğünün cezasını görmüyor. Hiçbir iyiliğinin de karşılıksız kalmıyor, veriliyor. Müslüman ise hiçbir iyiliğinin karşılığı dünyada bir tamamıya verilmiyor. Ama her kötülüğünde tokatını yiyor. Ama ruhen Müslüman daha rahat. Ama bedenen ve dünyevi imkanlar nispetine adamın arabası var, ötekisi at eşekle gidiyor. Bu. Ama ruhu rahat. Biraz önce anlattığım jip ve kartaldaki insanlar gibi. Bir tanesi kıyamet kopuyor arabanın içi. O da Müslüman yani. Jipteki de Müslüman. Gavur demedim ben. Haşa. Ama yani bir sosyetik bir hayat. Gavurca müzik çalıyor. Ayaklarını uzatmış topitosuna kadın. Böyle. İkisi de suratı asık. Suratsız gidiyor. Yani hayatlarına bakarsan hayatlarının içerisinde din pek yok. Ötekisiler de Anadolu insanı. Yani gene bir neşe var yani. Ama onun kadar imkanları yok. Ejip'in içinde durmuş ama ruhu bozuk. Yani sıkıntısı var. Yoksa mümin bu dünyada dahi kafirden manen ve hakikat noktayı nazarında çok ziyade mesuttur. Adeta müminin imanı, bak, adeta müminin imanı, müminin ruhunda bir cenneti manevi hükmüne geçiyor. Yani ikinci sözün sonunda mıydı? İman, Tuğba-i cennetin çekirdeğini taşıyor. Küfür, cehennem-i zakkumun çekirdeğini saklıyor. Taşıyor, saklıyor. Mesela, hep oradan hatırıma geliyor. Arabanızda Tokat'ın şeftalisi. Tokatlar bana bu reklamdan sonra çok şeftali vermesi lazım. Böyle böyle vardı ya senin. Böyle. Kokan yani. Buram buram. İlaçsız. Arabanın arka koltuğuna şeftali koysanız. Arabanın içinde kokar. Şeftali kokar değil mi? Armut kokmaz. He? Armut kokmaz. Armut kokmaz. Şeftali kokar. Bak. İman Tuğba-i cennetin çekirdeğini taşıyor. Kokutuyor yani. Arabada da biz şeftali taşıyoruz. Küfür ise cehennemin zakkumu, cehennemin tohumunu saklıyor. Yani çekirdek üstü örtülmüş toprak. Çıkmasın dışarıya diye. Hadiselerle, olaylarla, örtmüş. Örtülmüş. O pisliği, kokusu dışarıya çıkmıyor. Tuba-i cennetin çekirdeğini taşıyor. Ötekisi saklıyor. Burada da dedi, adeta mümin, müminin imanı, müminin ruhunda bir cennet-i manevi hükmüne geçiyor. Kafirin küfrü, kafirin mahiyetinde manevi bir cehennemi ateşlendiriyor. Devamlı. Yani hiç hatırlamak istemiyor. Ölünmüş, dinmiş. Onun için kafir Müslümanı görmesi dini ve Allah'ı hatırladığından ondan düşman oluyor. Yoksa ben hiç onunla kavga yapmadım. Akrabasını vurmadım, ticaret yapmadım. Niye Müslümanı sevmiyor? Niye insanı beni görünce rahatsız oluyor? Çünkü beni görünce değil, beni görünce kendi vicdanını hatırlıyor. Yani kabri hatırlıyor, mezarı hatırlıyor. Bir tane söyle demişti, hocam seni görünce dedi, mezar hatırlıyor, mezar hatırlıyorum dedi. Ölümü hatırlıyorum. Subhaneke la ilme lena illa ma alemtena inneke entel alimun hakim ve ahir davahum. Elhamdülillah Rabbil Alemin. El-Fatiha. Temas-salavat.